Herkese merhaba sevgili dostlar, Duygu Odası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle flash bir transfer haberini konuşacağız. Cengiz Yunder'i konuşacağız. Sizler de biliyorsunuz ki Ali Koç tekrar Fenerbahçe'nin ikinci kez başkanı olarak seçildi dün ve konuşmasında şunu yapmıştı: İnşallah maşallah yok, İnşallah maşallah yok, Fenerbahçe kesinlikle bu sezon şampiyon olacaktır dendi. Ve ardından iddialar üst üste gelmeye başladı. Sizler de biliyorsunuz ki Cengiz Yunder Leicester City'de bir türlü forma şansı bulamadı bu sezon. Leicester City artık Cengiz Yunder'den ümidini kesmiş durumda. Fakat Fenerbahçe'de Cengiz Yunder'i kiralık olarak getirmeyi planlıyor şu anda. Bu transfer haberinden sonra gündem gerçekten de sarsıldı. Cengiz Yunder Türkiye'ye gelirse, eğer Cengiz Yunder, tanıdığımız Cengiz Yunder performansını gösterirse ligi domine edebilecek bir futbolcu sevgili dostlar. Ayrıca Cengiz Yunder'e bir talip daha olduğu söyleniyor. Cengiz Yunder'e ikinci talip ise Marsilya'nın olduğu söyleniyor. Eğer Marsilya'nın elinden alabilirse Fenerbahçe mükemmel bir transfer olabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Cengiz Yunder tekrar Türkiye'ye gelir mi gelmez mi onu bilemeyiz. Fakat Fenerbahçe zaten kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonu olur mu olmaz mı, orası da muamma bir şekilde merak ediliyor sevgili dostlar. Ali Koç gerçekten inşallah maşallah yok, şampiyon olacağız dedikten sonra insanın aklına şu geliyor: artık flash transferler mi olacak diye bunlar geliyor. Ve bir iddia daha var sevgili dostlar. Slaven Bilic iddiası. Slaven Bilic'i Fenerbahçe ilgilendiği söyleniyor ama ben hiç yani ihtimal vermiyorum. Bunu gazetelerin ve büyük medya kanallarının bir yalanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ali Koç zaten şunu söylemişti: pazartesi ay çıkmayacağım demişti. Yani bir günde nereden çıktı Slaven Bilic? Olmayacağını düşünüyorum. Kesinlikle gazetelerin yalanı olduğunu düşünüyorum. Sizler de biliyorsunuz ki birçok transfer yalanı atıyorlar ortaya, ilgilendiği ilgilenmediği. Hatta 2015'li yıllarda mı ne, bir tane şey vardı, bir tane haber vardı sevgili dostlar. O haberde Fenerbahçe'ye yazılan futbolcu sayısı medyada, yani toplam medyada Fenerbahçe'ye yazılan futbolcu sayısı 500'lü. 500 futbolcudan tabii ki de birkaçı tuttu sevgili dostlar. Her neyse sevgili dostlar, Duygu Odası kanalından bugünlük de bu kadar diyorum. Hepinize hoşçakalın, sağlıcakla kalın.